soğuk, çok soğuk bir gece. Kasım ayında pek rastlanmadık şekilde lapa lapa yağan kar. Serilmiş döşeklerde gündelik iş hayatından yorulmuş, uyuyan insanlar. Biraz sonra olacaklardan habersiz. Yarın uyandığınızda hayatınıza bıraktığınız şekilde devam edeceğinizin verdiği rahatlıkla tatlı bir uyku. Ve gecenin sessizliğini bozan, her şeyin başlangıcı o ses. Açın kapıyı! Tüfeğin arıcağının dipçiğini kapıya vurdu. Açtı kapıyı, ne istiyorsun? Çıkın diye, burada menevre olacak, vuruş olacak, çıkın. Silahlı askerler kapınıza geliyor. Yaşadığınız yerde savaş çıkacağını, bir süreliğine evinizden ayrılmanız gerektiğini söyleyerek evinizden çıkartıyorlar sizi ve sürgün başlıyor. 3 ay sonra geleceğiz dedi. 7 yıl değil, hele gel. Sürgünün kelime anlamı, birini veya bir milleti ceza olarak bulunduğu yerden başka bir yere sürmektir. Ancak nesiller boyunca unutulmayacak olan yüreklere düşen acı ve korkudur. Özlemdir sürgün. Toprağının kokusundan mahrum ediliştir. Nesillerin mahkum edilişidir başka yurtlara. Bir hasret türküsüdür. Yürekten haykırırcasına söylediğin ama sesinin duyulmadığı, sesini duyuramadığın, Ahıska Türklerinin bildiği ve yüreklerinde hissederek yaşadığı bir anlamdır. Ahıska neresi mi? Anlatayım. Ahıska günümüzde Gürcistan sınırları içerisinde bulunan, Ardahan'a 15 kilometre uzaklıkta olan bir şehirdir. Posof çayını hayal edin. Çayın sesini dinlerken Kürt çayına doğru ilerlediğini ve Hazar denizine karıştığını göreceksiniz. İsmini Dede Korkut hikayelerinden alan Ahıska'nın Türklerinin tarihi milattan öncesine dayanır. 14 Eylül 1829 tarihinde imzalanan Edirne Anlaşması ile Ahıska'nın kaderi değişir. Ahıska, Çarlık Rusyası'na savaş tazminatı olarak verilir. Edirne Anlaşması, Osmanlı Devleti'nin Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan sonra imzaladığı en ağır anlaşma olmuştur. Ahıska bir gül idi gitti, bir ehli dil idi gitti. Söyleyin Sultan Mahmud'a. İstanbul'un kilidi gitti. Ahıska Türklerinin yaşadığı acı dolu zamanları anlatacağım size. Mahrum edilen toprağın kokusu, sıfırlanan hayatlar, ayrılıklar, kardeşin kardeşten, ana babanın evladından koparılışı, acı, gözyaşı, özlem. Tam 74 yıldır hafızalara mıh gibi kazınmış bir gün ve nesilden nesile aktarılan acı bir tarih. Bir insanlık dramı. 1944 yılına geldiğimizde İkinci Dünya Savaşı patlak vermişti. Sovyetler Birliği Almanlara karşı savaşırken Ahıskalı Türkler için sinsi bir plan işlemeye başlıyordu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Savunma Komitesi'nde görevli gizli polis şefi Lavrenti Beria, Stalin'e bir mektup yazarak Türkiye'ye sınırı 15 kilometre uzakta olan Ahıska bölgesinde çok fazla Türk yaşadığını ve Türkiye'nin savaşa Almanya'nın yanında girmesi olasılığı halinde bu bölgenin sorun yaratacağını, bu yüzden burada yaşayan halkın sürgün edilmesi gerektiğini Stalin'e bildirdi. Stalin de bu kararı onaylayarak sadece bir olasılıkla yüz binlerce insanın yıllarca yaşayacağı bir acının başlangıcına onay vermiş oluyordu.
ne bir suçu var, ne de bir dediler ki bu sebepten sizi sürüyoruz. Şimdi vakit zaman geldi geçti, 70 yıldan çok oldu. Görünür ki bizim milletin ne suçu var idi, ne bir hükümet satmağı, ne bir işi. Talimat verilen Sovyet askerleri, Ahıska ve çevresinde bulunan Türk köylerine harekete geçmişti. Köylere giren askerler, dörderli gruplar halindeki Türk ailelerinin kapılarını çalıyorlardı. Açın kapıyı! Ne oluyor? Çıkın dışarı hadi. Ne diyorsunuz? Sizleri savaştan korumak için yapıyoruz. Bizi nereye götüreceksiniz? Ne kadar sürecek bu? 3 ay sonra geri geleceksiniz. Hadi. Şu an soruyorum size. Kapınıza silahlı askerler gelse, evi boşaltın 2 saat içinde gidiyorsunuz dese, gitmek için yanınıza ne alırsınız? Nasıl bir hazırlık yapardınız? Muhtemelen bu soruya herkes aynı cevabı verirdi. Her türlü malım var. 14 mal. Ambarlar, takır, lazut, ağır cedir, ele kaldı. Eceyalama. Zorluk çıkartan aileleri döverek evlerinden çıkartıyorlardı. İnsanları kanılara bindirip, trene bindirmek üzere merkezi bir alanda toplamaya başlamışlardı. Çekil kenara. Çıkın diyorum size! Hadi! Çıkın, yürü! Hadi, hadi, hadi! 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 Güvenlik gerekçesiyle kısa bir süreliğine başka yere nakledilecekleri, bunun kendilerini Alman tehlikesinden korumak için yapıldığı ve bu durumun geçici olduğu iletildi. Bu nedenle birçok insan yanına çok fazla eşya almayarak, savaştan sonra evlerine, ana vatanlarına döneceğine inanarak yola çıktılar. Hadi, hadi geçin sıraya, hadi! Geçin sıraya! Bir yandan sürgün başlamadan önce İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla daha önceleri askere dahi alınmayan Ahıskalı gençler Almanlara karşı savaşmak için cepheye çağrılmıştı. Eşiniz, oğlunuz cephede savaşıyor ve siz bir gece ansızın zorla evinizden, yuvanızdan, hatta hayatınızdan çıkartılıyorsunuz. Geriye dönenler sizleri tekrar bulabilecek mi belli değil. Anne evladına, eş kocasına kavuşabilecek mi? O bile meçhul. O kocası vuruşa gitmiş, bir çocuğuna kalmış. Ne alacak? Un alamaz, bir şey alamaz. O çocuklar yoldayken adamla hayatını kaybettiler. O güne kadar hayatınızda biriktirdiğiniz ne varsa bir anda bırakmanızı istiyorlar. Silah zoruyla bir bilinmezliğe doğru gönderiyorlar. Geride bıraktığınız şeyler de öyle 3-5 eşya değil. Bütün hayatınız, yaşanmışlıklarınız, anılarınız, emeğiniz ve geleceğiniz. Endişe ve korku içindeydi sürülenler. Cephede bırakılan canlarını mı, topraklarını mı, geleceklerini mi düşünmeliydiler bu zorlu sürgünde? Devam edin hadi! Hadi devam edin! Oğlumu aldınız. Almanlarla savaşa yolladınız. Bizden daha ne istiyorsunuz? Devam et, devam et! Hadi kalk ayağa! Hadi! Yetim kaldım. Yetim kaldım. Çok günahlı kayvara kaldım. Korku, gözyaşı, kan ve vagonlar. Hayvan vagonları. Kış, soğuk, çaresizlik dolu. Gecenin karanlığı kadar karanlıktı gelecek günler. Hele o tren yolu. Kendi elleriyle inşa etmişlerdi bilinmeze hareket eden yolculuğun raylarını. Her köyden 2 tane, 3 taneden adam götürdü demir yolunda. Demir yolunu yaptık.
Akısa'da demir yolu yok idi İrali. Sürgünün yapılacağı demir yolunun hikayesi Ahıska Türklerinin içini dağılıyordu. Bu demir yolunu gece gündüz çalışarak, ter akıtarak, ellerini kanatarak Ahıska bölgesinde kalan Türkler yapmıştı. Bir sabah uyandığında geçmişinin çalınacağını, komşusuyla bir daha sohbet edemeyeceğini, arkadaşlarını bir daha göremeyeceğini, bitmeyen acı bir yolculuğa çıkacağını bilemez ki insan. Çok pis günler çektik be. Hadi hadi hadi. Hadi ilerle ilerle. Çocuğum. Çocuğum yok. Çocuğum kayboldu. Kes sesini kadın bir çocuğum şu yok. Konuşma bir şu madama. Hadi 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 hadi. Nereye gidiliyordu? Kaç gün sürecekti yolculuk? Yaşlılar, çocuklar, hamile kadınlar dayanabilecekler miydi? Her şey büyük bir belirsizlik içindeydi. Diğer tarafta da köylerdeki askerlerden kaçmayı başarmış aileler 15 kilometre uzaktaki Türkiye sınırına ulaşmaya çalışıyordu. Çok yoruldum bey. Hiç. Hiç kaybedecek vaktimiz yok. Biraz dinlenelim. Askerler gelecek. Buradan ötesi zaten Türkiye sınırı. Sınıra geldik. Sadece özgürlük ve vatandan kopmamak için ölmeyi bile göze almışlardı. Sonuçta trende neler olacağını bilmiyorlardı. Ortalama her vagona 6 ile 10 aile düşüyordu. Vagonlarda insanlar üst üste yığılmışlardı. Yırtık battaniyeleriyle soğuktan korunmaya çalışan kadınlar bir tarafta. Ellerini birbirine sürterek ısınmaya çalışan erkekler diğer tarafta. Kıpırdamadan duran ve askerlere bakan çocuklar ve yaşlılar başka bir tarafta. Trende olan aileler en kısası 23, en uzunu 40 gün sürecek olan çileli yolculuğa başlamışlardı. Tren bazen günlerce durmuyor, durduğu zamanlarda da bir parça ekmek ve bir tas çorba veriliyordu. Şartlar o kadar zordu ki tuvalet ihtiyacını karşılamak bile içler acısı bir hal almıştı. Vagonda delik var diyor, delik aşağı değil, aşağı çıkıyor. Aileler tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için yanlarına almış oldukları ufak aletlerle vagonun bir kısmına delik açmışlardı. Birisi ihtiyacını gidermek istediğinde etrafını bir bezle çevriliyorlardı. Vagonun bir kısmında açılan bir delikle tuvalet ihtiyacını karşılamak onlar için durumu daha da zorlaştırmıştı. Utancından en doğal ihtiyacını gideremeyen, hayatını kaybeden kızlar, kadınlar vardı. Hamile kadınlar o tıkış tıkış vagonun içerisinde çok zor şartlarda doğum yapmak zorunda kalıyorlardı. Diğer kadınlar doğum yapacak olan kadının etrafında bir çember oluşturuyordu. Erkekler de hamile kadına sırtını dönüp bir şekilde başka bir çember oluşturuyorlardı. Ve herkes bir anda bağırmaya başlıyordu. Kesin dedim size! Yeter, konuşmayın artık! Bunlar iyice delirdi. Bunu yapmalarındaki amaç, hamile kadının attığı çığlıkların Sovyet askerleri tarafından duyulmasını engellemekti. Ne acı dolu bir yolculuk. Acı dolu bir dünyaya gözlerini yeni açan bebekler için bu ne talihsiz bir yer ve zaman. Açlık ve susuzluk bir taraftan, soğuk ve hastalıklar bir taraftan, insanlar birer birer ölüyordu. Soğuk, 30-35 grad derece soğuk var. Bizim üstümüzde bir şey yok. Çocuk, anamız palaza bir şeylere sarmış, bir şey yedim. Soğuk, çok soğuktu. Hasta olanların yaşama ihtimali hiç yoktu. Çocuklar küçük bedenleriyle bu yolculuğun altından kalkamıyorlardı. Ablamla oğlum, arkadaşım, ezgiler, dedim kaldım, ablamla oldu.
Bu yolculuk sırasında binlerce insan hayatını kaybetti. Yol ölenleri bırakıp geldik. Ölen insanları tren yolculuğu boyunca tek tek durmadan bir paçavra gibi trenden attılar. Aç yerde ölüler var mı? Var. Sürütülür dayağından aile ütülür tırlırdı. Her vagonda çıkırdı ölü. Ölenin yakınının acısını yaşayamadan, son görevini yapamadan ellerinden kayıp gidişini izledi aileler. Benim anamın anası yolda dünyasını da geçti. Bazı aileler ölen yakınlarının bedenleri trenden atılmasın diye mücadele veriyordu. Ölen yakınlarını battaniyeye sararak günlerce onlarla seyahat edenler vardı. Tek amaçları sevdikleri kişinin dua edebilecekleri bir mezarı olmasıydı. Ölüm istirdi Allah'tan. Dirdi Allah ölüm bir ülah kurtulak. Tren sonunda durdu. Tam 23 gün sonra askerler hayatta kalan ilk aileleri trenden indirmeye başladılar. Özbekistan'da başladılar milleti bölmeye. İndirilen aileler yine kamyonlara bindirilerek farklı köylere üçer beşer aile olmak üzere dağıtılıyorlardı. Trende kalan diğer aileler sırasıyla Kırgızistan, Kazakistan'a sürüldüler. Trende yaşadıkları sıkıntıların bittiğini sanan insanlar yanılıyorlardı. Asıl sıkıntılar şimdi başlıyordu. Bilinmezliklerle dolu bir hayat onları bekliyordu. Cephede savaşıp sağ kalan Ahıskalılar, köylerine geri dönmeye başladıklarında köylerinin tamamen boş olduğunu gördüler. Ailelerinin nerede olduklarını kimse bilmiyordu. Yok, babamı görmedim. O vakit neyin? 3-4 yıllıydı asker. Kim bulacak? Nereye götürdüler? Kimdir, nedir? Bilmiyorduk. Yıllar yılları kovaladı. Acılar külleniyor gibi görünse de derinlerde sıcaklığı halen hissediliyordu. 1989 yılında Özbekistan'ın Fergana olaylarıyla birlikte Ahıskalı Türkler bir kez daha hayatlarını sıfırlayıp başka diyarlara yol almak zorunda kaldılar. Özbeklerle Ahıska Türkleri arasında cereyan eden kardeş kavgasında çok kan döküldü. Ahıskalıların evleri yakıldı, yıkıldı, yağmalandı. Yüzlerce ölü ve yaralıdan sonra yeni vatan arama yoluna koyuldular. Dünya üzerinde şimdiye kadar sürgün edildiği bölgede barınamayan ve 3 kez sürgün edilmiş aileler bulunmakta. Günümüzde dünyanın çeşitli yerlerinde 9 ülkede 600 bin Ahıskalı yaşamakta. Ahıskalı Türkler farklı ülkelerde yaşasalar da biliyorlar ki ana vatanları Türkiye kendilerine sahip çıkacak. 74 yıllık süreçte gençler okudu, kendilerini, etrafındakileri yetiştirdi. Ama asla unutmadılar atalarına yapılan sürgünü. Anlatılan o toprak kokusunu buram buram içlerine çektiler. Bazen özlemle, bazen acıyla, bazen isyanla baktılar geçmişe. Ama bugün dimdik ayakta ve birlik olan bir Ahıska topluluğu. Yeniden mutlu olmayı, gülmeyi, başarıyı elde eden bir toplum var. Ancak tüm bunlara rağmen bir ananın evladına yaktığı bir ağıt Ahıska. Her toprak kokusunda içi yakan. Gönlüm senin esirim, kalbim senin diriyar. Kalbim senin diriyar. İnsaf eyle o sözle, beni geldin diriyar. Kalmaz yalgızam yalgız.
senede kalmaz.